Bir beyefendi bize, daha doğrusu sesini duyurmak için haber bülteninde, sosyal medyada, her yerde gördünüz onu. Yani daha Show TV'de gördünüz daha doğrusu. Şimdi bizden de bir yardım istiyor. Çünkü beyefendi, ben de bir erkeğe, yani normalde kadınlar şiddet görüyor. Evet, ama bir erkek olarak ben de yıllarca, 7 yıl boyunca karımdan fiziksel ve duygusal şiddet gördüm. Çocuğumu göremiyorum diyor. Yardım istiyor. Bir erkeğe kulak vereceğiz şimdi. Süleyman Geçer İstanbul'dan yayınımıza geldi. Buyursunlar bakalım ne yapabiliriz kendisi için. Süleyman Bey, gelir misiniz? Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Süleyman, hoş bulduk. Hoş geldiniz Süleyman Beyciğim. Biz normalde erkek şiddetini çok, bu memlekette maalesef kadınlar ve çocuklar çok, evet, fazlasıyla mağdur edildiği için az önce de Bağcılar'daki o haberi paylaştım. Evet. Siz de şimdi evladınıza kavuşmanız için bir mücadele veriyorsunuz. Evet. İnanılmaz şeylerle karşı karşıya kalmışsınız. Ben, evet, şu haberde izleyince dedik ki ya, acayip bir iş. Yani bak, çocuğunuzu görmek istediğinizi biliyorum. Lütfen yerinize oturur musunuz? Görüntüleri de ekranlara getireceğiz Süleyman Bey. Ne iş yapıyorsunuz Süleyman Bey siz? Özel sektörde marka ve patent danışmanıyım. En başa göz göze olabilmemiz için temas, göz göze temas çok önemli. İnsanların birbirini anlamasında öyle. Ben hep karşımda misafir ediyorum. Burası benim evim, siz de benim misafirimsiniz. Şimdi siz eşinizden hem fiziksel hem de psikolojik şiddet gördüğünüzü iddia ediyorsunuz. Evet. Eşiniz Hilal Sultan'dan. Evet. Nasıl bir şey, anlatır mısınız? Ne yaşıyorsunuz? Ne yaşadınız 7 yıl boyunca? Evlendiğimizden beri yaşadığım şeylerdi zaten. Biz şöyle yapalım. Daha öncesinde yapılan bir çekim var. Onu ekranlara getirelim. Hatta Show Haber'de yayınlandı. Orada da yani eşiniz size doğru yürüyor. O da size bir hamle yapıyor. Evet. Yani ve o sırada evladınız da orada. Gerçekten çok üzücü. O an, yapılan haberi bir izleyelim lütfen. Boşandığı eşinin evinden eşyalarını almaya gitmişti. Öfkeli kadın hem onu hem de kucağındaki yavrusunu darbetti. Benim korumaya çalıştığım bir çocuğum var. Çocuğunu bile dinlemiyor. O kadar kinli bir insan ki çocuğa da saldırarak çocuğa da geldi çünkü otokadı. İstanbul'da yaşayan Süleyman Geçer şiddetli geçimsizlik nedeniyle 6 yıllık evliliğini sonlandırdı. Eşyalarını almak için eve gittiğinde uzun süredir görmediği kızını kucağına almıştı ki karşısında eski eşi ve kayınvalidesini buldu. Eşyalarını almayın. Tartışma kısa sürede şiddete dönüştü. Geçer kendini ve kucağındaki kızını korumaya çalıştı ama anneden gelen darbeyi önleyemedi. Sen ne biçim insansın be? Zihnine yerleştir. Kızın gibi olsun değil mi? Bu gibi olsun. Bu saldırıdan sonra uzaklaşma talebinde bulundum. Uzaklaşma talebim kabul edildi. Ancak eski eşi karara itiraz edince iptal edildi. Kendisi saldırmasına rağmen kendisi de benim hakkında koruma kararı aldı. İşin komik tarafı bu. Erkekleri Koruma Derneği mahkeme tarafından çocuğuyla görüşmesi yasaklanan Süleyman Geçer'in davasına müdahil olma kararı aldı. Pedagog raporu olmasına rağmen nasıl da çocuğun üstün faydasına göre babasıyla görüşmesini kesmesine inanın aklım ermiyor. Sen ne biçim insansın be? Yani işin kötü tarafı çocuğun, işte söylediğim gibi kızınızın 3,5 yaşındaki evladınızın buna, evet, tanıklık ediyor olması. Sevgili avukatımız Tunca Toker geldi, o biraz gecikti. Tunca Hanım, gelir misiniz lütfen? Tunca Hanım'ı da alalım stüdyoya hemen. Tunca Hanım, merhabalar, geçmiş olsun. İyisiniz, şükürler olsun değil mi? Gayet iyiyim. Her şey yolunda. Buyurun lütfen. Teşekkür ederim. Sizi hemen alalım yerinize. Yani eşiniz 7 yıl boyunca size gerçekten fiziksel ve duygusal şiddet uyguluyor mu? Tabii, tanıştığımızdan beri olan bir şeydi. Aslında benim onunla tanışma niyetim olumsuz giden hayatını düzeltmek içindi. Ben zaten biraz her şeye olumlu bakan bir insanım karakter olarak. Eğlenceli, şen, şakrak bir insanım. Öyle olduğum için onun da hayatına bu mutluluğundan katmak istedim. Onun için evlendim. Çok kısa sürede evlendik biz. 6. 7. ayda nikahlandık. Aşık mı oldunuz hemen birbirinize? Böyle çok ya, hızlı. Aşk denebilir. Ayda. Artık ya şundan sonra süreçte ben aşk ve sevgiye inanan biri değilim. Yok, ben ilk zamanki... Ama ondan öncesi için evet olabilir. Belki onu öyle zannettim. Merhamet duygumla ve korumacı duygumla onu maddi manevi her şeyden kurtarmaya çalıştım. Sıkıntılar elimden yaşıyordu. O evet, yüzden yardımcı oldum. Sıkıntılar yaşıyordu. Yardımcı olmaya çalıştım. Erken nikahlanmamızın sebebi zaten işinden tazminat alıp borçlarını kapatması. Bunların hepsini sağladım. Psikolojisinin düzelmesi için evini değiştirdim. Eşyalarını değiştirdim. Farklı bir ilçeye taşındı. Kendi ailesinden ve benim ailemden uzak. Yani mutlu bir evlilik yapabilmek için elimden gelen her şeyi fazlasıyla yaptım. Kendimi perişan ettim diyebilirim. Maddi, hı hı, ve manevi olarak. Peki sorunlarınız ne zaman başladı Süleyman Bey? Sorunlarımız evlendikten sonra başladı. Zaten nişanlık döneminde de vardı. Davamda da yazıyor zaten. Annemin ve babamın yanında beni arabada tokatladı. Ne tokatladı mı? Annem ve babam arkada arabada oturuyorken, evet, biz eşimle öndeydik. Ben ona bir laf dediğim için
dediğim lafı da söyleyeyim burada, ayıp bir şey değil. Kendisi sürekli beni diğer insanlarla kıyaslar. Bacanağımla, kardeşimle, X kişilerle, isim vermeyeyim şimdi. Hı hı. Ben de bunun yanlış olduğunu, eğer sinirlendim tabii ki sürekli anne, böyle bir şey. Anne babanızın yanında sizi sürekli size böyle tabii, laflar tabii. Söylüyor bir de. Ben de bu yanlış olduğu için kendisini uyardım. Madem öyle, onlarla evlen gibisinden konuştum. Anında tokatı yedim suratıma ve inanın karşılık bile vermedim. Annem babam bile ağzını açamadılar. Bir şey de diyemediler. Hep her zaman benim kararlarıma saygı duydular, sağ olsunlar. Desteklediler sizi yaşadıklarınızı. Evet, ben 6 yıldır onları çok üzdüm zaten. Çevremi, akrabalarımı, beni ayrı bıraktı çünkü bütün akrabalarımdan. Hı hı. Ben 6 yılda 12 bayramda sadece bir kere ailemin yanına gidebildim ne yazık ki. İstanbul'da yaşıyorsunuz normalde. İstanbul'da yaşıyoruz. Aileniz... Ailem Kocaeli, Darıca'da yaşıyor. İstanbul sayılır. Yani aramız 100 kilometre sadece. 6 yılda bir defa mı gittiniz, 7 yılda? Bayramlarda bir kere gidebildim adam akıllı. Onun dışında hiç gidemedim. Sürekli kavga, gürültü. Gittiğimden de hiçbir zaman tad alamadım. Ne yazık ki böyle neden bir ilişkim. Neden sizi yalnızlaştırıyor peki? Sizin iddianıza göre yalnızlaştırıyor sizi. Benim okuduğum biraz psikoloji bilgim varsa, narsist bir insan olduğu için onların genel özellikleri böyledir. Kafasına taktıkları insanı bütün çevresine uzaklaştırırlar ve yalnızlığa terk ederler. Sonrasında da kendileri de vazgeçerler. Ama o benden vazgeçmedi, ben ondan vazgeçtim. Vazgeçmem gerekiyordu. Boşanma kararını siz mi aldınız? Ben aldım tabii ki. Çocuğum için bekledim ben bu yaşa kadar. Çünkü ben araştırdığımda psikolojik olarak çocukların 2 ile 6 yaş arasında boşanmalardan en az etkilendiğini öğrendim. Hı hı. Kızımın hiçbir zaman etkilenmesini istemedim. Onun için kızım 3 yaşına girince... Bayağı size fiziksel şiddet çocuğunuzun yanında da oldu mu bunlar? Oldu. Çocuğum yanında bıçakla dahi saldırdı bana evin içinde. Oo. Evet. Ya peki acaba tedaviye mi ihtiyacı vardı? Tedaviye ihtiyacı o kesinlikle var. Zaten biz mahkemeden bunu yardıma, talep ettik. Belki de yardıma ihtiyacı var. O anlamda söyledim. 6 yani. Aydır herhangi bir talebimize şey gelmedi. Cevap gelmedi mahkemeden. Acil çünkü bu durum. Benim çocuğum onunla kalıyor. Benim haber kanallarına sunduğum, videoya sunduğum görüntüler, WhatsApp konuşmalarında zaten bu kadının bu tarz bir problemleri olduğu belli. Benim çocuğumun onun yanında yetişmesini istemiyorum ben şu an için. Hı hı. Tedavi olsun, düzelsin, ben ne razıyım. Ne zamandır çocuğunuzu göremiyorsunuz Süleyman Bey? 110 gündü 3 gün önce. Bugün 113 oldu. Hı hı. Gün sayıyorum resmen. Ondan önceki süreçte 2 ay görebildim. O 2 ayda sürekli her hafta kavga gürültüyle zaten her sürekli bir bahaneyle çocuğu getirmemeye çalışıyordum. Neden çocukla sizi cezaya? Ben şu anne de bunu yapsa, baba da yapsa aslında ya çocuğu cezalandırıyorlar. Evet, kesinlikle. Da tabii daha detaylı sizi dinledim. Yani karşı tarafı da dinlemek isterim ben, açık söylemek gerekirse. Peki niye size çocuğunuzu göstermiyor? İnanın bilmiyorum. Bir gerekçesi var mı? Kendi adına intikam. Ben onu terk ettiğim için. Hı. Kendi adına intikam siz alıyorum. Siz daha öncesinde bence boşanmak istemişsiniz birkaç kez, fakat sürekli arkasında yani evet, birkaç kez bu kararı almışsınız. Benim sizin ekibime anlattıklarınızdan evet, dolayı bunu söylüyorum. Ama her seferinde Hilal Hanım'ı affetmişsiniz galiba. 2020 yılında bir karar aldım. Adliyeye gittim. Adliyeden bir boşanmak için bir kağıt aldım, dilekçe. Protokol için eve geldim. Üzerime saldırıp protokolü yırttı. Hı hı. Boşanmayacağım dedim ki, kaç haftada tartışıyoruz, boşanalım diyorsun, ben gerekli işlemi yapıyorum senin için, bunu imzala ve bitsin artık dedim. O zaman çocuğumuz da yoktu. Evet. Olmadı, tekrar barıştık bir şekilde. Hı hı. Mecbursunuz, aynı evin içerisindesiniz ister istemez. 2022 yılında çok ciddi anlamda birkaç hafta ayrı kaldık yine. Ben boşama davasını açacağımın gecesinde kendisi yalvardı, çocuğun videolarını attı bana. Çocuğun videolarını atarak benim duygularımla oynadı. Merhamet duygum olduğunu biliyor. Oynayıp beni yine vazgeçirdi. Zaten bununla ilgili bütün kayıtlar var. Davada da sunduk. Şimdi Süleyman Beyciğim, normalde çok alışık olmadığımız bir olayla karşı karşıyayız. Aslında çok alışkınız da herkes benim kadar buralara kadar çıkmıyor ne yazık ki. Ya çok şöyle var. Hatta siz Erkekleri Koruma Derneği'ne evet, başvurmuşsunuz. Türkiye'de Allah razı olsun yani onlardan. Sadece kadınların değil ama erkeklerin de o kadar olmasa da zaman zaman işte bu tür hem fiziksel hem psikolojik şiddete karşı karşıya kaldığını. Evet. Hatta bir dernek kurulmuş, ben onu bilmiyordum mesela, evet, Erkekleri İyi Koruma ki kuruldu, Derneği. İyi ki varlar. Onların desteğiyle bir anlamda sesinizi tabii duyurduğunuzu iddia ediyorsunuz. Şimdi şunu anlamayın, şiddetin gerekçesi olmaz. Ama ne oluyordu da size fiziksel ve psikolojik şiddet uyguluyordu eşiniz? Yani ilk anladım, orada sizi biriyle kıyaslıyor. Siz arkasından diyorsunuz ki o zaman onlarla evlenseydin. O bir kere oldu. Her zaman o lafı söylemiyor. Ondan sonra alışkanlık oldu zaten, ben duymuyorum artık. İlk öyle mi oldu? İlk o zaman mı başladı? İlk o zaman başladı. İlk tokatla başladı. Bir kere kendi annesinin yanında ilk evli olduğumuz zamanlar Ümraniye'de yaşıyorduk. 3 ay gibi bir süre yaşadık. Evet. Annesinin yanında beni tartakladı, göğsüme falan vurdu. Niye peki, neden? İnanın sebebini şu an hatırlamıyorum. Saçma sapan sebepler, inanın yani ne derler, incir çekirdeğini mi doldurmaz derler. Evet, öyle şeyler. Ya örnek veriyorum, kendisi titizlik takıntısı falan da var. Ben yemek yapan bir insanım. Ben bu arada bunu da söyleyeyim burada, açık yürekli de söylüyorum. Hı hı. 6 yıl boyunca eşim bana hiçbir sabah kahvaltı hazırlamadı. Hı hı. Asla ben bir kadının
erkeğin önüne kahvaltı koyması gerekiyor. Akşam gelince evine yemek koyması gerekiyor. Bu zihniyette bir insan değilim. 6 yıl boyunca ben kendi kahvaltımı kalktım, hazırladım, onu kaldırdım, beraber yedik. Bundan dolayı siz ona kahvaltı hazırladınız tabii, diye soracaktım. Benim annem de gelirdi bizim evimize. Aha. Bir kayınvalide gelinle alırdı torununu, oynardı. Öğlene kadar yatardı Hilal. Kaldırdı İleli, kalk kızım kahvaltı yapalım diyor. Sonra bulaşıkları da annem yıkardı, otururdu. Annem gelene kadar 2 haftalık bulaşık birikirdi mesela. Annem özür dilerim, ütü birikirdi. Annem gelir yapardı 3 gün boyunca 2 haftalık ütüyü. Düşünün. Şimdi, yani biz böyle bir aileydik.